Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü ICAO Küresel Uygulama Desteği Sempozyumu İstanbul'da gerçekleştirildi. Ulaştırma Bakanlığı ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ev sahipliğinde yapılan sempozyuma 140 ülkeden 900 civarında havacılık temsilcisi katıldı. 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen sempozyumun açılışında ICAO Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar, Sivil Havacılık Genel Müdür Vekili Profesör Doktor Kemal Yüksek, Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Profesör Doktor Ahmet Bolat konuşma yaptı. Sempozyumun ana teması aslında ICAO'nun ana fonksiyonu olan, gelişmekte olan veya havacılıkta ihtiyacı olan ülkelere gerekli desteklerin verilebileceği platformların inşa edilmesiydi. Bu çerçevede biz de özellikle bu amaca hizmet eden yeni sivil havacılık modelimizin lansmanını yapma fırsatı bulduk. Bu modelin özünde, yeni sivil havacılık modelinin özünde ise veriyi merkeze çeken, denetlemeyi veri üzerinden yapan, sürdürülebilir, maliyeti düşük ve özel bir değerlendirme, sertifika değerlendirme sistemine sahip bir model yatıyor. Sistem 3 ana unsurdan oluşuyor bu yeni sivil havacılık modeli. Birincisi, yapısal organizasyonel yapılanma sisteminin hayata geçirilmesi, ülkelerin ihtiyaç duyduğu sivil havacılık organizasyonlarının inşa edilmesi. Bu kısmı büyük ölçüde tamamladık ve ülkelere verebilecek bir hale getirdik. İkincisi ise bir sivil havacılık yazılım otomasyon sisteminin hayata geçirilmesi. Bunda da inşallah sene sonuna doğru tamamen sistemi bitirmiş olacağız. Bir diğer ayağı ise bu yeni sivil havacılık modelinin ise akıllı servisler veya faydalı servisler diyeceğimiz kısım. Sempozyum kapsamında havacılık otoritelerinin üst ve orta düzey yöneticileriyle endüstri paydaşları bir araya geldi. Küresel hava taşımacılığı için güvenli, emniyetli, sürdürülebilir ve verimli bir geleceği desteklemek için en iyi uygulamaların yanı sıra en son trendler ve yenilikler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunuldu. Sempozyumda Türk havacılık sektöründeki dönüşüm ve gelişim de uluslararası örgütlere anlatıldı. Sempozyumda sahne alan Anadolu Ateşi Dans Topluluğu tüm katılımcıların beğenisini kazandı. İtalya'nın başkenti Roma'da düzenlenen Uluslararası Havalimanları Konseyi, ACI Avrupa Genel Kurulu'nda İGA İstanbul Havalimanı CEO'su Kadri Samsunlu, ACI World Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi. Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin 185 ülke ve bölgede faaliyet gösteren, 1950 havalimanını bünyesinde barındıran toplam 717 üyesi bulunuyor. Milli Muharip Uçak, Hürjet ve Gökbey gibi hava araçlarının gelişim ve üretim süreçlerine destek olacak olan Türkiye'nin ilk kuş çarpma test tesisi hizmete hazır. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi Yapısal Test Müdürü Ömer Faruk Türkmen, 2 ayda tamamlanan tesisin son rötuşların ardından test yapmaya hazır hale geleceğini bildirdi. Tesiste çeşitli kütlelerde jel formda oluşturulmuş kuş kalıplarının top sistemine benzer bir yöntemle fırlatılması sonucu hava aracı bileşeninin aldığı hasar tespit edilecek. Elde edilecek test verileri hava aracının tasarımına yansıtılacak. Covid-19 salgını nedeniyle 2020'de yapılamayan Berlin Uluslararası Uzay ve Havacılık Fuarı ILA Berlin bu yıl kapılarını ziyaretçilere açtı. Berlin Brandenburg Havalimanı'ndaki fuar merkezinde 2 yılda bir düzenlenen etkinlikte 29 ülkeden yaklaşık 550 firma yer aldı. 72 bin ziyaretçiyi ağırlayan fuarda 60 hava aracı statik alanda sergilendi. İLA Berlin'de gösteri uçuşları ilgi gördü. Beta Technologies'in geliştirdiği elektrikli kalkış ve iniş yapabilen eVTOL uçağı Alya, Amazon'a ait 2 hava merkezi arasında başarılı bir test uçuşu gerçekleştirdi. Cincinnati'den havalanan Alya, 110 kilometre uçarak şirketin Dayton'daki merkezine ulaştı.
Test uçuşu Alya'nın kargo versiyonu ile gerçekleştirildi. Alya kısa bir süre önce ABD'deki 6 eyalette 2250 kilometre yol kat ederek 12 saat havada kalmıştı. Alya'nın Amerikan Federal Havacılık İdaresi FAA'den 2024 yılına kadar sertifika alması planlanıyor.